Gençler selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik YouTube kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım, arkamda çok güzel bir asal sayılar sorusu var ve bu asal sayılar sorusunu birlikte çözeceğiz. Size değer katacağını düşündüğüm, size ekstradan bakış açısı, ekstradan bir ufuk katacağını düşündüğüm bir soru olduğu için bu soruyu tahtaya yazma ihtiyacı hissettim ve gel birlikte bir güzel çözelim. Şimdi ağır ağır, hafif hafif, açıklayıcı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Aslına bakarsan çok da basit bir soru. Deneyerek bile bulabilirsin ama dedim ya ufuk açması gerekiyor. Önemli olan bu. Evet. Şimdi soruda diyor ki 3m-26 sayısıyla diyor. Yani şu sayıyla şuradaki 9m-78 sayıları aralarında asal sayılardır. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi bir asal sayıya eşittir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle bizim burada fark etmemiz gereken bir şey var mı? Yani bütün sorularda buna bakacaksın. Benim fark etmem gereken şey ne? Yani biz yazarlar soruları yazarken genel itibariyle bunu hedefliyoruz. Yani öğrenciye şey diye düşünmüyoruz. Hani lan öyle bir soru yazayım ki öğrenci çözemesin. Ya bu değil olay. Olay öyle bir soru yazayım ki öğrencinin ufku genişlesin. Öyle bir soru yazmam gerekiyor ki bu soru öyle bir soru olmalı ki öğrenci çeşitli kazanımları da uygulayıp aslında kendine hani 5-10 tane soru çözmesi gerekirken bunu çözdüğü zaman çocuğun ufku açılsın. Önemli olan bu. Tamam mı? Ve bu soru da buna uygun yazılmış bir soru. Ne kadar klasik yöntemle yazılmış bir soru olsa da bence çok değerli, çok kıymetli bir soru. Çünkü ciddi anlamda ufkunu açacak bir soru. Şimdi öncelikle burada fark etmemiz gereken şey ne? 3m-26 ve 9m-78 sayılarına baktığın zaman biri diğerinin 3 katı. Yani ben şunu 3 parantezinde 3m-26 biçiminde tabii ki ifade edebilirim. Şimdi burada madem biri diğerinin 3 katı ama aralarında da asal demiş. Şimdi aralarında asal ama biri diğerinin 3 katı nasıl olabilir? Biz asal sayıları aralarında asallı anlatırken size şunu söylemiştim ben. Bir sayısı yanındaki bütün doğal sayılarla aralarında asal olacaktı. Değil mi? Mesela 1 ile 78 aralarında asal. 1 ile 5 aralarında asal. 82 ile 1 aralarında asal. Teklik, çiftlik, asal olsun olmasın hiç fark etmiyor. Birin yanına yazarsan o asal olur. Aralarında asal olur. Şimdi madem öyle ben burada hangisinin 1 olması gerektiğini anlayabilirim. Tabii ki 3m-26'nın 1 olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık 3m-26 eşittir 1 ise tabii 9m-78 de bize 3'ü vermek zorunda. Başka bir şey değil. Hatta ve hatta sen buradan 3m eşittir 27 yapıp m eşittir 9'u da elde edebilirsin. Bak sorunun şıkları bize şuna bizi şuna yönlendiriyor. Hani m hakkında m değerini bulmasam dahi benim burada işte öyle güzel çarpanlarına falan ayırmam gerekiyor ki m-3, m-5, m+2, m+3, m+1 bunlardan bir tanesi asal gelsin anlamını taşıyor gibi oluyor. Sorunun şıkları bizi buna yönlendiriyor. Ama biz burada zaten direkt m'yi bulabiliyoruz. Senin burada tek yapman gereken birinin diğerinin 3 katı olduğunu anlayabilmek. Zaten soru ondan sonra çözülüyor. Tabii bunu anladıktan sonra da madem biri diğerinin 3 katı o halde küçük sayı kesinlikle 1'dir diyebilmen gerekiyor. Peki m9 ise burası kaç olur? 6. Burası kaç olur? 4. Burası kaç olur? 11. Burası 12 olur ve burası da 20 olacağı için ve buradaki tek asalda 11 olduğundan doğru cevap da C seçeneğidir diyebiliriz ve geçelim bir diğer soruya. Evet, diğer sorumuz da tahtada sevgili arkadaşlarım bir obep okek sorusu. Şimdi tehlikeli bir obep okek sorusu ama. Yani tam olarak böyle TYT'deki obep okek sorusundan ziyade AYT'deki bir obep okek sorusuna daha çok benziyor ve bu da bu soruyu değerli kılıyor. Biraz da zor kılıyor. Çünkü sevgili arkadaşlar biliyorsunuz AYT'de bu TYT konularından bazıları çıkıyor ama bu TYT konularından bazılarının AYT versiyonları tabii biraz can sıkıcı olabiliyor. Genellikle ilk hatalar da buradan yapılıyor. AYT ilk 10 soru diye tabir edilir bunlar ve genellikle hatalar da burada yapılır. Yani öğrenci mesela AYT'den çıktığında şey düşünür. Of ne sınavdı yaptım be ama ilk 10 soruda bir ton hatası çıkabilir. Diğerlerini iyi yapsa bile. Şimdi soru tahtada. Diyor ki x bir tam sayı ve bu sayı bu tam sayı 5'ten büyüktür denmiş ve
2x artı 13 sayısıyla 2x artı 27 sayısının OBEB'i bize x eksi 4 olarak verilmiş. Yani o da bir değişkene bağlı, bu da değişkene bağlı, bu da bir değişkene bağlı. E buna göre bu sayıların okeki soruluyor. Tabii değişkene bağlı mı soruluyor yoksa değişkensiz mi soruluyor, net mi soruluyor, bunu bulacağız. Tamam. Güldüğüme göre net bir sayı bulacağız. Şimdi gençler, bizim burada düşünmemiz gereken ilk şey şu. Bu 2x artı 13 ve 2x artı 27 arasındaki bağıntıyı çözmemiz lazım. İkisinde de 2x var. Birisinde artı 13 var. Ötekinde artı 27 var. Ve peki aralarındaki fark kaç? Fark 14. Şimdi burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu akıl edebilmemiz gerekiyor. İki sayı arasındaki fark, iki sayı arasındaki fark kaç? 14. O halde bizim OBEB'imiz mutlaka ama mutlaka bu 14'ün bölenlerinden, pozitif bölenlerinden birisidir diyeceğiz. Yani OBEB burada sevgili arkadaşım, 14'ün bölenleri neler? İşte 1, 2, 7 ve 14'tür. Doğru mu? Doğru. Peki, şimdi OBEB eğer 1 olursa diye yola çıkalım. X eksi 4, yani OBEB 1 olmalıydı ve X buradan kaç gelir? 5. Şimdi x 5 olabilir mi? Olamaz. Niye? Şartımızla uymuyor. X 5'ten büyüktür demişti. O halde ben OBEB'i 1 olarak alamam. Çünkü x 5 olamaz. Sebebi bu. Peki şimdi geriye kaldı 3 tane. Bunları da deneyerek mi bulacağız? Hayır, denemeyeceğiz. Bir uyanıklığımız daha kaldı. O uyanıklığı da biz fark edebilirsek zaten sorunun çözümü ortaya çıkacak. Şimdi x bir tam sayıydı. Bir tam sayıyı 2 ile çarparsam x ne olursa olsun çift olacaktır. Yani 2x çift. Buradaki 2x de çift. Ama 2x eklenen sayılara bak. 13 ve 27. Yani tek sayılar. O halde çiftin üzerine ben tek sayı eklersem sonuç tek sayı olur. Demek ki bu da tek sayı. Şimdi iki tane tek sayımız var. İki tane tek sayı var. Bu tek sayıların sevgili arkadaşım OBEB'leri çift olamaz. Şimdi OBEB'leri çift olamıyorsa o halde buradaki 2 ve 14'e de veda etme vaktimiz gelmiştir. Bak şu an tamamen cool bir çözüm yapıyoruz. Deneme, yanılma falan hiçbir şey yok. Tamam. Demek ki x eksi 4 dediğimiz OBEB kaçmış? Hocam 7'nin ta kendisiymiş. O zaman x kaçtır? X de 11'in ta kendisidir. O halde 2x artı 13 kaçtır? Tabii ki 2 çarpı 11 artı 13 kadardır. Öteki de 2 çarpı 11 artı 27 kadardır. Bak burası 22 artı 13'ten 35 gelirken burası da 22 artı 27'den ne gelecek? 49 gelecek. İşte aslına bakarsan 2x artı 13 ile 2x artı 27'nin okeki sorulmuştu ya. Aslına bakarsan bizden ne istenmiş? 35 ile 49'un okeki istenmiş. Şimdi bunu da yine tabii soruyu çözerken boş boş geçmeyelim. 35 ile ben 49'un okekini nasıl hesaplarım? 35 dediğimiz sayı 7 kere 5'tir. 49 dediğimiz sayı da 7 kere 7'dir. Bir kere o kekin içerisinde şuradaki ortak olan 7 çarpanı olacak. 5 ile 7 aralarında asal mı? Evet, o zaman 7 çarpı, yani OBEB çarpı geri kalan aralarında asal çarpanların çarpımı diyebiliriz. Böylelikle 7 kere 7 49, 49'la da 5'i çarparsam bu da bana tabii ki 250-7'den 243'ün ta kendisini verecek. O halde cevabımız da 243'tür diyeceğiz. Ve artık bu videoluk bu kadar sevgili arkadaşlarım. Birbirinden güzel iki tane soru çözdük. İkisi de birbirinden kıymetliydi. Senin ufkunu açacak sorulardı. Yani bu tarz sorularda ne yapman gerekiyor? Değer mi vermen gerekiyor? Yani şu soruyu değer vererek bence böyle imkanı yok bulamazdık. Ki zaten ikisi de 11 bulduk. Hangi birinden değer vermeye başlayacaksın? İşte bundan kaynaklı sevgili arkadaşım, bu tarz sorular ufkunu açmaya yönelik sorulardı. Ve ben de bunları senin için çözmeye çalıştım. Dilim döndüğünce, vaktim el verdiğince. Sonraki videolarımızda tabii ki görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.